gitmiyorum Türkiye'de. Yani Türkiye'deki eğitim, ben kendi zamanımı biliyorum sadece ama yani gerçekten özellikle üst seviyedeki üniversitelerdeki eğitim yeterliydi. Yani teknik açıdan özellikle çok yeterli. Türkiye'de tabii eğitim biraz daha dardı en azından benim gördüğüm eğitim. Buradaki okullarda, okuldan okula da değişiyor tabii. Yani burada da teknik üniversiteler var mesela. Onlar çok derinlemesine gidiyor. Orada da çok fazla böyle bir seçim yapma şansınız yok. Ama buradaki okullar genelde biraz daha böyle 360 derece olacak. Daha böyle çok boyutlu eğitime ağırlık vermek. Yani sadece tek bir alana at gözüyle bakıp o alanda gideyim değil de daha değişik alanlarda dersler alayım. O alanları bir şekilde birleştireyim. Biraz daha inovasyona yönelik, ona katkıda bulunacak şekilde biraz daha geniş bakış açılı, geniş perspektifli bir eğitim sunmaya çalışıyorum. Benim Türkiye'de görmediğim oydu. Ama onun dışında teknik eğitim olarak bakarsanız, Türkiye'deki eğitim en azından Bilkent'te benim aldığım eğitim gerçekten yeterliydi ve buraya geldiğimde de açıkçası hiçbir sorun çekmedim. Belki bir şey fark olarak burada gördüm. Burada biraz daha projeye yönelik bir eğitim oluyor. Yani derslerin çoğunda çok ciddi yazılım projeleri oluyor. Ona bayağı bir yani işin teorisi zaten anlatılıyor. Ama teorisinde de bırakılmıyor genelde. Onun yanında o teoriyi bir şekilde pratiğe uygulanacak olanaklar sağlanıyor. Aslında o da çok önemli bir şey. Ama soruya tekrar geri geldiğimde Türkiye'de aldığınız teknik eğitim burada size kesinlikle şey yapmayacak. Yani engel olmayacak burada başarılı. Benim görüşüm bu. Ama şeyi soruyu anladım kadarıyla. Türkiye'de kendi hangi okuldan geldiğini bilmiyorum, hangi bölümden geldiğini bilmiyorum ama orada biraz daha donanım ağırlıklı şeyler okunuyormuş. Şimdi buraya gelince biraz daha enformasyon ağırlıklı, biraz daha yazılım ağırlıklı bir ders curriculum'un içine girdiğinde acaba zorluk çeker mi? Belki ilk başta biraz çeker. Çünkü hani buradaki derslerin de çünkü prerequisite'leri oluyor. Onları belki almadığı için temelde belli eksiklikleri vardır. Ama onları da kısa zamanda kapatacağını düşünüyorum. Çok problem olmaz. Evet.